İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Narek Harutyunyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Kızıl açın yardımıyla 13 hasta artahtan Doğu Ermenistan Cumhuriyetine nakledildi. Akn'a askeran yolu Bakü'den gelen yardım için kapalı kalmaya devam ediyor. Markus Ritter, Bakü'nün yoğun asker konuşlandırma haberlerinin ardından. Sınırın bu kesimlerinde devriye sayısını artırdık. 13 Eylül 2022'de Bakır Silahlı Kuvvetleri Doğu Ermenistan sınırını ihlal etti. Yarkun bölgesinde Sanat ve El Sanatları Festivali Özgürlük savaşçısı Yura Harutyunyan 28 Eylül 2020'de yüz gönüllüyü Arsak'a götürmeye hazırlanırken eşi arayıp torunu Narek'in şehit düştüğünü söyledi. O gün büyük annesi Vera ölenler listesinde torununun adını okudu. Narek'in ölüm haberi Moskova'da yaşayan babası ve annesine verildi. Narek 3. sınıftayken ailesiyle birlikte Rusya'ya taşındı. Doğu Ermenistan'a gelip askere alınmadan önce ailesine borcumu ödeyeceğim geri döneceğim demiş. Narek iki erkek kardeşten küçüğüydü. 2001 yılında doğdu. Büyük babası şöyle anlatıyor. Torunum doğduğunda doktorlar Sasunsi David doğduğunu söylediler. Bebek 5 kilodan fazla ağırlığıyla doğdu. 6-7 yaşında judo yapmaya başladı. Ev er halkına bir eğlence gibi gelebilirdi ama Narek ciddiydi. Rusya'ya taşındıktan sonra judo yapmaya devam etti ve çeşitli turnuvalara katıldı. Büyük babası Doğu Ermenistan bayrağı 10 yıldır Rusya'da dalgalanıyordu. Ayrıca dünya şampiyonu da oldu diyor ve gözlerini indiriyor. Narek, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldikten sonra askere alınmadan önce bir kolejin bankacılık branşını kazanmıştı. Birkaç ay boyunca okumayı başardı. 12 Temmuz 2020'de askere çağrıldı. Mardagert'te hizmete girdi. Anne ve babası Rusya'dan askerliğe uğurlamak için gelemedi. Ancak bütün akrabaları toplandı. Dedesi ve ninesi Rusya'da bulunan annesi ve babası sık sık Narek ile konuşuyordu. Askerlik normal geçiyordu. Yura dedeye göre Narek askere alınmayacaktı çünkü böbreklerinde sorun vardı. Bazen kalbine vuran şiddetli ağrılar vardı. Yararlanma judo turnuvaları sırasında meydana geldi ve ardından kendisine ağır fiziksel çalışma yapmaması tavsiye edildi. 1877-1878 Rus-Türk Savaşı Rusya'nın zaferiyle sona erdi. 19 Şubat 1878'de imzalanan Aestefonas Antlaşması'nda Ermeni sosyal ve siyasi yaşamının ana içeriğini oluşturan Ermeni sorunu da ele alındı. Bu da uluslararası diplomasi alanına dahil edildi. Antlaşmanın 16. maddesi Batı Ermenistan'daki Ermeni sorunu konusunda yeni umutlar doğurdu. Maddede ayrıca yerli halkın Kürt sömürüsüne karşı güvenliğinin sağlanması sorununa da değinildi. Batı Ermenistan Ermenileri sorununu Türk usulü çözmek için Türk yetkililer, Kürt üst düzey yetkililerini ve aşiretlerini etkin bir şekilde kullanarak onları Ermenilere karşı silahlandırdılar. Elbette Türk tehdidiyle yüzleşmenin tek yolunun Kürtlerle Ermenilerin birleşmesi olduğunu çok iyi anlıyorlardı. Aksi takdirde her iki halk da Türk mağduru olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Buna rağmen Ermeni aktivistler aydınlanma faaliyetlerine başlamış, hatta birçok bölgede Kürt çocuklarının eğitimi için okullar açmışlardı. Ancak Ermeni gerçekliğinde bu şekilde hareket etmenin güvenilmez ve umutsuz bir taktik olduğunu ve Kürtlerin yalnızca cezalandırılması gerektiğine inanan insanlar vardı. Kürtler arasında Hristiyanlığın yayılması gerektiğine dair bir bakış açısı da vardı. Ayrıca Kürtlerle doğrudan temasa geçerek gergin Ermeni-Kürt ilişkilerini bir ölçüde yumuşatmaya çalışan Ermeniler de vardı. 20. yüzyılın başlarında Kafkas ve İstanbul'daki Ermeni basınında Ermeni sorunu bir Kürt sorunudur ifadesi sıklıkla kullanılıyor. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Kürtlerin Batı Ermenistan'daki konumları o kadar güçlendi ki Kürtlerin kabulü olmadan burada hiçbir değişiklik yapılamazdı. Kürtler öylesine pozisyonlarından vazgeçemezlerdi ve Ermeni sorununun çözümünün Kürt sorununun çözümüne bağlı olduğu bir hipotez ortaya atıldı. Ermenilerin veya Ermeni sorununu çözebilmek için öncelikle Kürtlerin taleplerini karşılamak anlamında Kürt sorununu çözmek gerekiyor. Artsak Sağlık Bakanlığı'na bağlı Cumhuriyet Tıp Merkezi'nden 12 Eylül'de 13 hasta refakatçileri ile birlikte Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin aracılığı ve refakatinde acil tedavi görmek üzere Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin özel tıp merkezlerine nakledildi. Mesajda şöyle deniyor. Devlet emri çerçevesinde tedavi için Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne nakledilen 5 hastanın gün içerisinde Kızıl Açın araçlarıyla Arsaha iadesi planlanıyor. Şu anda Arevik Sağlık Ünitesi'nde 7'si yeni doğan yoğun bakım ünitesi bölümünde olmak üzere 26 çocuk tedavi görüyor. Cumhuriyet Tıp Merkezi'nde 91 hasta tedavi görüyor. 5 hasta yoğun bakımda. 3'ünün durumu son derece ciddi eyleme katılanlar Artsakh press ile yaptıkları görüşmede direnişin devam ettiğine dair güvence verdi. Bakü'nün gönderdiği insani yardımların Artaha girmemesi için mücadele veriyorlar. Kampanyaya katılanlardan biri şu anda fırına gidip günlük ekmeğini almak için sıraya giriyoruz ve akşam yine buraya geleceğiz. Olumsuz hava koşullarına dayanıyoruz. Önemli olan düşmanımızın gönderdiği hiçbir yardım ve malzemenin Artsaha girmemesidir. Aksi takdirde şehit kardeşlerimize ihanet etmiş oluruz dedi. Askeran Bölge Yönetimi basın sorumlusu Anahit Bedrosyan ise şunları söyledi. Rusya Federasyonu Kızıl Açına ait kamyon, Akna Askeren yolu kesiminde bulunan kontrol noktasında incelendikten sonra Stepanagert'e doğru yola çıktı. Daha önce Askeren şehrinde bulunan aktivistler ile görüşmeler yapılmış ve Rus tarafının yükümlülüklerinin korunması, sadece Ruslara ait kamyonun geçmesi ve Laçin yolunun da açılması şartıyla taraflar yolun yalnızca Rus arabasına açılması konusunda anlaşmıştı. Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki gözlem misyonunun başkanı Markus Hita, Armen Press ile yaptığı görüşmede Bakü askeri güçlerinin toplanacağı yönünde söylenti ve haberler çıkınca sınırın o kesimlerinde devriye sayımızı artırdık. Gördüklerimiz hakkında düzenli olarak Brüksel'e bildirdik. Durumun iyileştirilmesi ve gerilimin hafifletilmesi yönünde X'e de notlar yazdık şu ana kadar işe yaramış gibi görünüyor diye belirtti. Hita ayrıca İçevan şehrinde Avrupa Birliği misyonunun operasyonel ofisinin açılışına da değinerek bunun gözlemcilere Davuş bölgesinin sınır bölgelerinde gece gündüz devriye gezme olanağı sağlayacağını kaydetti. Bugün Davuş bölgesinde devriye görevi yürütmek üzere Doğu Ermenistan'daki Avrupa Birliği gözlem misyonunun İçevan'daki ofisini açtık. Şu ana kadar bu bölgede devriye gezimizi Martunideki ofisimiz aracılığıyla yürütüyorduk. Buraya gelmek için uzun bir yol kat ettik. Ayrıca devriye sayısı da azdı. Artık burada kalıcı bir üssümüz olduğu için Azerbaycan sınırında gece gündüz devriye gezebiliyoruz dedi Markus Hitta. Ayrıca bu hafta sonunda Avrupa Birliği Gözlem Misyonu'nun ana karargahının Yerknazor bölgesinde açılacağını da duyurdu. Ana karargahımız bölünmüş durumda. Biri Yeknazor'da, diğeri Yerevan'da. Yani cuma günden itibaren Yeknazor'da ortak bir karargahımız olacak. Daha sonra Nahçıvan sınırındaki bölgelerde devriye görevi yürütmek üzere Ararat bölgesi için Yeknazor'da bir operasyonun üst açacağız. Bir yıl önce 13 Eylül 2022 tarihinde saat 12.05'te Bakü Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler Boris Sotk ve Cermuk istikametinde top ve büyük kalibreli silahlarla Ermeni mevzilerine yoğun ateş etmeye başladı. Düşman aynı zamanda İHA'lar da kullandı. Daha sonra Bakü topçu araçlarını başka yönlerde de kullandı. Bakü'nün gerçekleştirdiği saldırı sonucunda Ermeni tarafında üçü sivil olmak üzere 224 kişi hayatını kaybetti. Üç askerin yeri ise henüz bilinmiyor. Batı Ermenistan hükümeti vatandaşlarının ölümü nedeniyle bir kez daha başsağlığı diliyor. Geharkunik bölgesi Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Devlet Turizm Komitesi, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel İdare ve Altyapı Bakanlığı, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Doğu Ermenistan Bölge Valilikleri ve Medya Onyx Kültür ve Turizm Tanıtım Şirketi tarafından organize edilen ve 10. kez düzenlenen uluslararası festivalde aktif olarak rol aldı. Etkinlik Davuş bölgesinin Dilijan şehrinde düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Gehar bölgesi kendi farklı köylerinde faaliyet gösteren kültür taşıyıcılarını sundu. Besteciler, zanaatkarlar, kültürel organizasyonlar ve bölgeye has yöresel yemekler. Cambara köyünden ahşap ustası Moses Brutya'nın ahşap heykelleri özellikle ilgi çekiciydi. Haykovan Nisyan arıcılığı tanıttı. Vartinisli usta aşçı Antranik bölgenin yöresel mutfağını sergiledi. Ziyaretçiler gavar baklavası, şeker lokumu, gatası, çiçhan, çay dikeni, vodkası, şarabı, likörü ve meyve suyunu memnuniyetle tattılar. Festivalin konser bölümünde ise güzel dans gösterileriyle Sevan Kültür Evi'nin Sevan adlı dans topluluğu sahne aldı. Uzun yıllardır festivale üst düzey katılım sağlayan ve milli gelenekleri en iyi şekilde koruyan bölge, organizatörler tarafından sertifika ve kupa ile ödüllendirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Etnik Colors grubu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gullo adlı eseri sunuyoruz. eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.